Şimdi Ankara'da bir gastronomi alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden Süreyya Üzmez var. Bilenler bilir. Ankara'nın iyi bir balıkçısıdır. Tabii şimdi balıkçı var, balıkçı var. Adam diyor ki ben hani sadece restoranla uğraşmam. Kitabımı çıkarırım diyor. Dünyayı gezerim. Dünyada neler varmış. Yani balıklarla ilgili, denizdeki balıklarla ilgili adam her türlü çalışmayı yapmış. İsmail Çanağan özel haberinde. Balıkların Efendisi Süreyya Üzmez Türkiye'ye damga vurmuş 101 ismi işte bu kitapta bir araya getirdi. Trilye'nin oltasına takılanlar iki kitabı. Bu kitabın birincisi de vardı. O kadar büyük talep geldi ki işte ikincisini de yazdı. Gerçekten Türkiye'ye damga vurmuş 101 isim bu kitapta bir araya gelmiş. Gençlere örnek olması gereken bir kitap. Başarı hikayelerine yer veren bir kitap. Oldukça da yoğun bir kalabalık var. Süreyya Üzmez'in imza gününe ciddi bir talep var imzalatmak için. İnsanlar sıralarını beklerken onların da çok zamanını almamak adına hemen Süreyya Bey'in yanına oturduk. Bu kitapla ilgili söylemek istediği bir şeyler vardır muhakkak diye. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz öncelikle sizi. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ne anlattık efendim bu kitapta? Bu kitapta Türkiye'deki iş insanlarının dinamiğini dile getirdim. Yani bu kitabı okuduktan sonra herkesin kendine güveni gelir. Ve şuna inanır ki Türkiye'nin geleceğini hiç kimse karanlık olarak göremez. Türkiye'nin petrole bile ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin girişim bir ruhu, kaynakları, endemik bitki ihtiyacı, denizlerindeki deniz ürünleri, dağı, güneşi, toprağı, kumu, madeni ve sanayideki girişimci insanları Türkiye'ye yakın bir gelecekte çok iyi bir çıta atlatacak. Bu kitapta bunu ağırlıyorsunuz okuyunca. İşte Süreyya Üzmez'in de dediği gibi iyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur. İşte son söz bugün Trilye Restoran'da Süreyya Üzmez'le birlikte. Kolay gelsin, başarılarınızın devamını diliyoruz Beyaz TV ailesi çok olarak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.